Evet, herkese merhaba. Kanalıma ve yeni bir kitapla yolculuğa hepiniz hoş geldiniz. Eğer hazırsanız bugün sizinle beraber çok çok uzaklara gideceğiz. Karayip Adaları'na. İsmi bile bende böyle yaz aylarını çağrıştıran ada. Çünkü Karayip Adaları'nı ilk duyduğum zaman hemen aklıma işte mavi, yeşil, sarı, beyaz bunların karışımı bir ada geliyor. Sanki böyle cennetin simülasyonu gibi. Bence çok keyifli. Karayip Adaları, Karayip Korsanları'nı da izlediyseniz eğer oradaki görüntülerle de bütünleşiyor. Çok çok etkileniyorum. Çok da gerçekten görmek istiyorum. Karayip Adaları'na gidiyoruz. Bir Türk kızıyla orada fizik eğitimi almaya gidiyoruz. Ve onun adada yaşadıkları, adaya uyum sağlama süreci, kafasındaki hayat tarzıyla oradaki hayat tarzının uymaması, bir kendini yalnızlaştırması, hayata dair ne yapacağına karar verememesi, o kadar böyle gelgitlerle dolu bir serüven ki bu. Ben çok etkilendim, çok severek okudum. Aslı Erdoğan'ın Kabuk Adam kitabından bahsediyorum. Eğer Aslı Erdoğan'ın kalemini tanımıyorsanız, Aslı Erdoğan hiç daha önce okumadıysanız, Kabuk Adam'la başlamanızı tavsiye ederim. Benim de ilk okuduğum romanı bu. Hatta yazarın ilk romanı bu. Ben bu kitabı okuduktan sonra hemen gidip Aslı Erdoğan'ın diğer kitaplarını da aldım. Hepsini de büyük bir keyifle okudum. Ama hepsinin içinde beni en çok etkileyen, bana en çok dokunan kitabı bu Kabuk Adam kitabı oldu. Aslı Erdoğan'ın bu hikayede yazdığı karakter sanırım kendisi. Hiçbir yerde evet ben bu kitapta kendimi yazdım gibi bir söylemi yok ama o kadar çok benzerlikler var ki Aslı Erdoğan'ın hayatını biraz okursanız buradaki karakterle ne kadar benzediğini fark edeceksiniz. Aslı Erdoğan da bilgisayar mühendisliği okumuş, fizik eğitimi almış, CERN'de fizik doktorası yapmış bildiğim kadarıyla ve sonra fiziği bırakmış. Yazar olmaya karar vermiş. İyi ki de yazar olmuş bence. Tabii ki bu bir anda kalkıp yazar olmalıyım gibi bir şey muhtemelen değildi. Çünkü Aslı Erdoğan'ın kafası başka bir kafa. Hayata bakışı başka. Ve bunları kaleme dökmesi, bunları bize aktarması gerçekten çok güzel olmuş. İyi ki de yazar olmuş diyorum. Gerçekten kalemini çok severek okuyorum. Çok geç tanıştığım bir yazar kendisi ama iyi ki tanışmışım. Dediğim gibi Kabuk Adam Karayipler'de geçiyor, Karayip Adaları'nda geçiyor. Bir Türk kızının fizik eğitimi almak için oraya gitmesiyle başlıyor. Kısa bir dönem gidiyor. Sanırım işte bir aylık, 15 günlük öyle kısa bir dönem bir eğitim. Orada farklı ülkelerden öğrenciler de var. İşte onlara uyum sağlama süresi ama çok fazla sıkılması, derslerden sıkılması, o derslerdeki disiplinden sıkılması, her şeyin böyle belli bir saatle olması. O daha özgür bir kız. O böyle uzun uzun yüzmek istiyor, uzun uzun yürüyüşler yapmak istiyor. Hayatın tadını sonuna kadar çıkartmak istiyor. Ama okulun kuralları buna izin vermiyor. İşte bu çelişkiler, bu baskı onu farklı davranmaya itiyor. Farklı davranmaya itiyor derken daha özgür. Artık bir yerden sonra çok da umursamıyor diyeyim. Adada ada yerlilerinden bir tanesi olan Tony ile tanışıyor. Ve ikisi birbirine gerçekten çok iyi geliyor. İkisi de yalnız karakterler. Birbirleriyle tanıştıktan sonra bambaşka bir serüvenin içinde kendilerini buluyorlar. Eğer siz de bu ikisinin serüvenine şahit olmak istiyorsanız mutlaka Kabuk Adam kitabını okuyun. Gerçekten pişman olmayacaksınız ve garanti ediyorum size bu kitabı bitirdikten sonra yazarın diğer kitaplarını almak için hemen kitap evlerine koşacaksınız. Eğer videomu izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolarımdan haberdar olmak içinse abone olmayı unutmayın. Yepyeni kitaplarda, yepyeni serüvenlerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın.